1996 yılında yapımcılığını yönetmen Derviş Zaim ile birlikte üstlendiği Tabutta Röveşata ile Türk sinemasının belki de en güzel kaybediş hikayelerinden birinde onun imzası var. Sen sana ne sanırsan, ayruga da onu san. Dört kitabın manası budur eğer var ise. Kafi Nur. Birliğimizin gücü. Yok. Güç dediğin karın doyurur. Öyle olsaydı Selçuklu çok yaşardı. Beni bilirsin Kadı. Cenk itme seviş. Ben buna inanırım. Yönetmenliğini üstlendiği Neredesin Firuze, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Yedi Kocalı Hürmüz gibi filmlerle ise sinemada masalsı bir gerçekçilik yakaladı ve Türk sinemasında kendine ait özgün bir dil yarattı. Miyam miyam. Al al be ya. Kimler gelmiş kimler? Ey vatan, ey ilmi müşfik şadıhandan ol bugün. Gözler pek çok şeyi anlatır. Reklam metin yazarı, yapımcı, yönetmen, reklam yönetmeni, oyuncu. Ezel Akay ile hem son dönemde tiyatro yönetmenliğini yaptığı Lal Hayal ve Hunililer oyunları hem de sinema üzerine konuştuk. Ezel Bey merhabalar, Seyir Dünyası'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sinemada 15. yılınız. İlk filminiz Neredesin Firuze 2004'te. Onun öncesinde reklam metin yazarlığı, yapım asistanlığı, film yönetmenliği, sinema, oyunculuk da yaptınız. Ama bu gömleklerden hangisini daha çok kendinize yakıştırıyorsunuz? Hangisini daha çok sevdiniz? Allah'a şükür gömleklerin hepsine birden ortak bir isim doğdu bu geçtiğimiz 15-20 yıl içinde bütün dünyada. Benim gibi insanlara hikaye anlatıcısı diyorlar. Artık öyle bir çok eski, kadim bir titri biz de aldık. Çünkü gerçekten de yaptığımız iş, ister oyunculuk olsun, yazarlık, yönetmenlik, hatta yapımcılık olsun, bunların hepsi hikaye anlatma mesleği. Dolayısıyla pek benim için aralarında çok büyük farklar yok ama ben hakikaten sinema filmi yönetmenliği dediğimiz işi en kendime en uygun alan olarak görüyorum. Diğerleri de zevk aldığım, yapmam gereken, yaptığım işler çoğunlukla. Biraz oyunculuk eğitimi aldığım için zamanında oyunculuk da ara ara eş dosta yapıyorum. Kendi filmlerimde küçük rollerde alıyorum. Ama ben yani gene de bu işe bir yandan da yapımcılıkla başladım. O da 25 sene önce. Yani 15 sene önce ilk filmimi çektim ama ondan yaklaşık 10 sene kadar önce de film yapımcılığına başladım. Birçok filmin yapımcısı oldum. Aslında çok önemli filmler var. Tabutta Röveşata, Yeşim Ustaoğlu, Güneşe evet. Yolculuk, Adem'in Trenleri. Evet. Karpuz Barış Kabuğundan Pirasan, Gemiler Yapmak. Ahmet Uluçay, Semir Aslan Yürek. Onların hepsiyle çalıştık. Çok fazla aslında, yani 15 yılda sadece 5 film yaptınız ama aslında çok fazla bir üretkenliğiniz var sizin. Bu anlamda peki yönetmenliği ikinci plana atmak sizin için tercih miydi yoksa şartlar mı öyle gerekti? Ben yönetmenliği ikinci plana hiçbir zaman atmadım zaten, çünkü devamlı reklam filmi çektiğim için yani orada yönetmenlik devam etti. Sinema filmlerini yaptıktan sonra hep kendi paramızla film yaptık. Bütün filmleri aslında kendi kaynaklarımızla yaptık. Sonra o defter kapandı. O zaman normal bir yönetmen olarak projenizi bir yatırımcıya ya da bir başka yapımcıya dayandırmanız gerekiyor. O kadar kolay olmadı. Aslında biraz benim yapmayı istediğim filmler biraz yani orta karar bütçeli şeylerdi. Yani düşük bütçeli demeyelim ama en yüksek bütçelilerden de değildi. Sinemacının hayatı daha çok para aramakla, ara ara da film çekmekle geçiyor. Ben de her sene bir özellikle yaz için bir projeye hazırlanıyorum. Bu yazda bir iki tane proje var. Bakalım hangisi kaynağını sağlayacak. Büyük ihtimalle yapacağım bir şey. Sizin aslında tarihe meraklısınız siz. Biraz. Bir şeyde şöyle bir şey söylemişsiniz. Bu Osmanlı'nın doğduğu dönemde aslında bütün kimliğimizi o döneme bakınca şu andaki bütün kimliğimizi bulabiliriz. Evet. Burada ne demek istediniz? Aslında bir projeniz de vardı sizin Osmanlı'yla ilgili. Tabii birçok projem var. Anadolu Orta Çağ dediğimiz, yani 1100'lü yıllardan 1400'lere kadar süren
dönem özellikle Selçuklu İmparatorluğu'nun, Anadolu Selçuklularının ana siyasi güç olduğu ve ondan sonra da işte Osmanlı'nın kuruluşuna doğru giden dönem aslında bu memleketin topraklarının bütün zengin insan kaynaklarının bir arada olduğu bir dönem. Daha sonra din değiştiriyorlar, dil değiştiriyorlar, bir sürü bir potada eriyorlar ama o erimenin henüz tamamen olmadığı, yani herkesin kendi etnik ve dilsel kültürünü sürdürdüğü ilginç bir dönem. Yani ve onların hepsi bizim atalarımız. Bu Anadolu Çağ, ya Orta Çağ üçlemesinin ilk filmi Hacivat evet, Karagöz oydu. Neden Öldürüldü? Evet, evet. İkinci ve üçüncü? İki proje daha, ikisi de roman olarak yazıldı. Birini Gürsel Korat yazdı. Çok güzel bir roman çıktı. Bir de Haldun Çubukçu ile birlikte benim bir hikayemden yola çıkarak Yargı diye bir roman yazıldı. İkisi de çok sinematografik romanlar. Bunlar tarihi dönem filmi oldukları için çok küçük bütçeli şeyler değiller. Ama ikisi de aslında prensip olarak çekilmeye hazır projeler onların da. Çok iyi insansınız. İşkence yapmıyorsunuz. Kalyon! Ama işkenceyi izliyorsunuz. Ben burada karşında duruyorum. Bak. İki tane de filminiz var. F tipi film evet. Ve Küçük Karabalık. Katkıda bulundum filmler. Siz bu anlamda kolektif üretim yapmayı da seviyorsunuz sanırım. Ya ben dayanışmayı seviyorum. Onların ikisi de dayanışma gerektiren, sanatçılar arası bir dayanışma gerektiren projelerdi. Ama hani bir filmi iki yönetmenin, üç yönetmenin aynı filmi birlikte çekebilmesi çok özel koşullar gerektiriyor. Çok özel karakterler, çok özel bir konu. O gerçekten o üç yönetmenin de gerçekten üç kişi olarak katkıda bulunmasını gerektiren durumlar. Çok az rastlanır şeyler bunlar. Haber Ramazan? İyi müdürüm, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Oğlum, bana öyle müdürüm deyip durma. Niye öyle diyorsun? Ne yapayım, müdür gibi adamsın. Allah'ım yarabbim. Fet bir film projenizde çok önemli isimler vardı. Reis Çelik, Hüseyin Karabey, Sarı Süreyya Önder. Orada da cezaevindeki bir gazeteciyi oynamıştınız. Olur böyle şeyler toplumlarda. Önemli olan buradan bir sonuç çıkartıp tavizsiz bir şekilde hukukun ve adaletin üstünlüğünü savunmak lazım. Çok ilginç etkileri var bizim hayatımıza. Gündelik psikolojimizden, alışverişimize, hayat yaşadığımız hayatın birçok detayına kadar biz hukuku varsayarak, bir adalet duygusunu varsayarak yaşıyoruz toplumlar olarak. O adalet duygusunun sarsılması kadar yıkıcı bir şey yok. Hem insanın üzerinde hem toplumların üzerinde. Yani gazetecilerin ve sanatçıların sadece fikirleri yüzünden tutuklanmaları çok ilkel çağlara ait bir yaklaşım. Aslında sağ ya da sol, muhalif ya da iktidar yanlısı sanatçıysa bir kere biz aramızda herhangi bir sanat dalıyla ilgilenen insan, gerçek sanatçılar hakikaten toplumdaki büyük ikiliği yaşamıyorlar. Çok daha hoşgörülü davranıyorlar birbirlerine. Olumsuz şeyleri olumsuzlamak konusunda daha ortak davranabiliyorlar. Ama yani hani bir bu ülkeyi bölemezsiniz diyenler dehşetle şunu fark ediyorlar, bu ülke bölündü. Psikolojik olarak bölündü. Ben daha otosansüre çok takılanlardan değilim ama müthiş bir otosansür yaratıyor. Bu da yaratıcılığı çok engelliyor. Sadece sanatta değil. Çok yaratıcı davranıp ne bileyim bir mahallenin sorunlarını da çözebilirsiniz. Onu da engelliyor. Yani kendi sorunlarınızı çözmekte yaratıcı davranmanızı, yani girişimci davranmanızı, korkusuz davranmanızı engelliyor. Sürekli başkaları ne der topluma haline geldik. Bu da sanatı bir anlamda sanatı yaparken etkiliyor. Çok etkiliyor, evet.
Belki de gençlerin benim hani biraz dinozor bunlar diye hafif kinayeli davranmamın aslında nedeni de böyle bir korkudur. Yeni bir film projeniz var mı? Var. Yani bu sene iki proje üzerinde çalıştım. Bir kaynak buldum gibi görünüyor. Böyle bir gene sürre, gerçeküstü bir komedi diyebileceğim bir şey var aklımda. Bu yaz inşallah haberini veririm. Senaryosu hazır var, sanırım evet. Çekim için. Evet. Başlanacak. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Vakit ayırdınız. Çok güzel bir sohbetti. Sağ teşekkürler. Olun.